Arkadaşlar merhaba. Çember analitiği konusu ile karşınızdayım. Birinci testin sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. Nasıl bir konuymuş bir görelim arkadaşlar. Diyor ki merkezi 2 eksi 3 olan yarı çapı 6 birim olan çemberin denklemi nedir? İlk çemberin denklemini kurarken şöyle çalışalım arkadaşlar sizinle. Eksi 2, 3 noktamız var. Çember üzerinde bir tane nokta olduğunu düşünün. Şurası olur, burası olur, orası olur, burası olur. Yani fark etmiyor. Çemberin üzerinde bir tane değişken nokta düşününüz. Sallıyorum şöyle bir yer olsun. Adına P diyelim. X virgül Y diyelim. Evet çemberimizin yarıçapı kaç santimmiş? Altıymış. Geldik şöyle yarıçapı çapı 6 olarak gösterdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki nokta arası uzaklık yazacağız. Biz bir çember bilmiyoruz. Sadece iki nokta arası uzaklık formülünü çember şeydeki normal analitikte öğrendiğimiz gibi yapalım. Bakalım ne gelecek. Şurası da O olsun arkadaşlar. O'dan P'ye olan uzaklık. Yani merkezden P'ye. Uzaklığı kök içerisinde ifade ediyorduk. Evet x'leri birbirinden çıkarıp karesini alıyorduk. Yani x artı 2'nin karesi artı. Ee, uzaklık diyorduk ki y'leri de birbirinden çıkart karesini al. Karesi eşittir uzaklık. Aradaki uzaklık kaç? 6 eşittir 6. Kökten kurtulmak istiyorum. Kökten kurtulmak istiyorsam her iki tarafın karesini almam lazım. Bu 6 da 36'ya dönüşmesi lazım arkadaşlar. Şu artık o p'yi ifade etmiyor bu bulduğum. Çünkü kökünü attık çöpe. Evet bu şekilde bir eşitlik buldum arkadaşlar. Şimdi şıklarda böyle bir şey var mı? Bir bakayım. X artı 2'nin karesi. Y eksi 3'ün karesi. Eşittir 36. Bakıyorum. X artı 2 kare. Y eksi 3 kare 36. Allah Allah. İki nokta arası uzaklık yaptım. Karşıma. Çemberin denklemi çıkmış meğerse. Şimdi sevgili arkadaşlar bu çemberin yayının üzerindeki bir nokta e, her daim zaten merkeze 6 verim uzaktadır. E, dolayısıyla siz bu uzaklıklardan bir tanesini yazdığınızda çemberin merkezi ile yayı üzerindeki iki noktanın arasında bir ilişki kurmuş olacaksınız. İşte bu bulduğunuz denkleme de o yüzden çember denklemi diyeceğiz. Bundan sonra arkadaşlar yani bu sorudan sonra her seferinde böyle detay yapmamıza gerek kalmayacak. Şöyle yapacağız bakın. Burada ne yazıyor? Artı 2. Burada ne vardı? Eksi 2. Yani merkezin ters işaretlisini x'in yanına yazıyorsunuz. Uzaklık formülünden geldiğini az önce de gördünüz. Şurada ne yazıyor? Artı 3 ama burada ne var? Eksi 3. Yani hocam merkezi a virgül b olduğunda ben x eksi a'nın karesini alayım. y eksi b'nin karesini alayım. Eşittir. Yarı çapta burasıydı. Eşittir r kare diyeyim. Çember denklemi bulmuş olduk mu? Evet mis gibi bir çember denklemi bulmuş olduk bu sayede. 1'i geçiyoruz arkadaşlar. 2'ye geldik. Diyor ki çapın uç noktaları arkadaşlar. Çapın bir ucunda A varmış. Eksi 1 7'ymiş. E, öbür ucunda da 5 eksi 1 varmış. ve burası çap olduğuna göre arkadaşlar. Bunun üzerinde merkez vardır. Ve merkez bunun tam ortasındadır elbette. Toplayıp 2'ye bölelim. Orta nokta kuralına göre bunun bunun toplamının yarısı kaç yapar? 2 yapar. 7 ile 1'in eksi 1'in toplamı 6 yapar. 2'ye bölersem 3 yapar. Al sana merkez. E, yarı çap yok arkadaşlar. Birinci soruya geri dönüp bakalım. Bir çemberin denkleminin yazılabilmesi için bir merkeze bir de yarı ihtiyaç yok muydu? Tamam. yarıçapsız bu iş olmayacak. E yarı bulmak kolay mı? Evet kolay. İki nokta arası uzaklık formülü kullanacağız. R eşittir kök açınız. Evet. Hangi ikisi arası? Bu ikisi arası da olur. Bu ikisi arası da olur. Fark etmiyor arkadaşlar. Tamam şu ikisinin arasında yapalım. Ne diyor arkadaşlar? X'lerin farkının karesi. Yani 2 ile 5 X'lerdir. Bu X'lerin farkı 3 karesini al artı. Yerler için arkadaşlar bakınız. 3 var elimizde. Eksi 1 var. Çıkarırsanız 4 gelecektir. Karesi. 3, 4, 5 çıktığını fark etmişsinizdir. Yani yarı çapımız 5 gelmiştir. O halde arkadaşlar tuttum. Benim merkezim 2'ye 3 dedim. Benim yarı çapım 5 dedim. Birinci soruda biraz daha detay verdim. Doğrudan 2'den girdiyseniz üstteki soruyu bir inceleyin arkadaşlar. Orada şöyle bir kolaylık öğrendik. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir yarıçapın karesi diye bir kolaylık öğrendik. Yani 5'in karesi 25. Bunu da şıklarda bulup soruyu geçiyorum arkadaşlar müsaadenizle. x eksi 2'nin karesi bunda da var, bunda da var, bunda da var, bunda da var. Şimdi y eksi 3'ün karesi bunda yok, bunda da yok. y eksi 3 her ikisinde de var. 25 hangisinde var? Denizli'de var. Yani cevap Denizli'dir diyoruz. 2'yi geçiyoruz. Evet merkezimiz var noktamız var arkadaşlar bir tane çember attık Çemberin üzerinde bir tane nokta var. Nerede olduğunu önemsemiyorum. Denklem yazmam için bir yerde durması yetiyor şöyle. Bir de merkezimiz 2'ye eksi 5'miş. Tabii ki de hemen yarıçap bulmaya koyulalım arkadaşlar. Bu noktadan geçiyorsa bu çember bu şekilde burası yarıçap kadardır zaten. R eşittir kök içerisinde açtım uzaklık formülü yazıyorum. 6 2 çıkart 4'ün karesi artı. 4 eksi 5 çıkart 9'un karesi. 81 buradan geldi 16 buradan geldi topladım 97 buldum 97'nin kökü 97'lerin bana göz kırptılar zaten arkadaşlar merkezini de burada şu anda 2 eksi 5 diye görüyorum ne dedik birinci soruda arkadaşlar işaretlerin tam tersini kullanacağız demedik mi iki nokta arası uzaklık formülünden geliyor dedik birinci soruda söyledik yani x eksi 2'nin karesi y artı 5'in karesi bu şekilde 2'yi eksi 2 Eksi 5'i de artı 5 olarak kullanmış oldum. Ters işaret dediğim o arkadaşlar. Yani x eksi 2 bunda yok. Bunda yok. Bu üçünde var arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Üçünden biri cevap olacak. Y artı 5 demiş. Y artı 5 hangisinde yok? Denizli'de yok. Denizli gitti. Cevap Bursa ve Edirne'den birisidir. Peki eşittir. R kare miydi? Öyleydi. E, R kare ne demek? Bunun karesini alınca 97 demektir. 97 olacak. X eksi 2'nin karesi y artı 5'in karesi 125 olan B seçeneği de gittiğine göre bunun cevabı da E olmalıdır diyorum. Sevgili arkadaşlar, normalde şöyle bir şey yapardım. Bir tane merkez belirlerdim. Ben A virgül B derdim. Soruyu çözmek için şu şekilde çemberin üzerinde O noktası var, A noktası var, B noktası var. Buradan buraya uzaklık formülü yazardım. Buradan buraya, buradan buraya. Üç tane denklemi bulurdum. Üç denklemi taraf tarafa çözmeye çalışır, merkezi ele geçirirdim. Merkezi ele geçirdikten sonra da iki noktası uzaklıkla yarı çap elde ederdik. Peki neden gerek yok böyle bir şeye? Ben bunu niye yapmayacağım? Çünkü 0 0 kolay noktadır. 6 0 kolay noktadır. 0 8. Bunların hepsi 0 içeriyor arkadaşlar. Bunlar kolay noktalar. Yani sana düşen şey bir tane analitik düzlemi ortaya atmak sadece. Geldin analitik düzlemi koydun ortaya. X 0 Y 0. Burası zaten belli. X'in eksi 6 olduğu yer şöyle bir yer. 6 birim geridesin y eksenin x eksenin üzerindesin çünkü y sıfır gelmiş. Burada da x'imiz sıfır gelmiş bu sefer de y eksenin üzerindesin. Yani sen kırmızı noktayla gösteriyorum buradan geçeceksin, buradan geçeceksin, buradan geçeceksin. Bir çember oluşturacaksın. Şurası da tabii ki de 90. Gel bakalım oradan geçen çemberi bir atalım oturtabiliyor muyuz oraya bir görelim. Buradan geçeceğiz. Ya ne kadar yetenekliyim ya var ya tek tutturdum ha. Çok nadir denk geliyor böyle bir kere daha olmuştu sanki. Evet tut buradan buraya. Bu çemberin çapıdır. Tanıştırayım. Neden? Biz çemberden ne öğrenmiştik arkadaşlar? Çemberde çevre açı varken şöyle bir 90. Çapı gören açı 90 dereceydi. Yani bunun çap olduğu kesinleşti şu anda. E, çap olduğuna göre bunun merkezi de burasıdır. E, çemberin merkezini bulmak kolay oldu benim için şu anda. Elimdeki 0,8 dediğim bu noktayla yine elimdeki eksi 6,0 dediğim noktanın tam orta noktasıdır. Sonuçta bu da yarı çaptır. Bu da yarı çaptır. Gelin toplayıp ikiye bölelim. 0 var, 6 var. Topla 2'ye böl. -3 yapar. 8 var 0 var topla 2'ye böl 4 yapar. E şöyle dik atıp dik atıp bu şekilde de söyleyebilirdik tabii ki de. Bu arada arkadaşlar burası 8 olduğuna göre burası da 6 olduğuna göre 8 var 6 var 6 8 10 olmalı. Yarıçap 5 gelmiştir. Bir çemberin denklemini yazmaya niyetlenen öğrenci sana her zaman merkez ve yarıçap lazım olacaktır. Çember denklemi demek, merkez demek, yarıçap demek. Bu ikisi varsa çember denklemin var demektir. Birinci sorudan beri takip et. Merkez ve çemberin yarıçapına ihtiyaç duyuyorum. Peki nasıl yapıyoruz arkadaşım bu soruyu biz? Eksi 3 var burada. X eksi x eksi 3'ten x artı 3'ün karesi. 4 var. Y eksi 4'ün karesi. Neden böyle yaptım anlamıyorsan birinci soruya bak eşittir r kare yani 5'in karesi 25 bu şekilde. Şıklara geldim. X artı 3 ile başlayanlar benimdir geri kalan elendi. Y eksi 4. Y eksi 4 olmayan Adana şıkkı var. Y artı 4 var eledim. 25 olmayan benim değildir. Bunlar 25 arkadaşlar. Ama burada elemediğimiz bir şey var. Y eksi 4 istiyorduk. Biz bunu da eliyoruz. Bakın şu oldu cevabımız. X artı 3 var benim elimde. Y eksi 4 var benim elimde. 25 var benim elimde. 4'ü geçiyorum artık. Diyor ki bana yarı çapı 2 olan bir çember. Böyle yarı çap mı olur arkadaşım? Taşıyoruz dışarıya doğru. Şöyle olacak. 2 kök 3 yarı çap. Ne diyor? Merkezil. Hocam merkezil. Merkezil. Evet merkezil arkadaşlar. 0 0 merkezi olan çember demektir. Değil mi? Yarı çapta 2 kök 3'müş. E merkez 0 0. E yarı çap 2 kök 3. X eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir yarı çapın karesi 12. Bu şekilde yani x kare y kare eşittir 12 demişizdir arkadaşlar x kare y kare 12 demişizdir soruyu geçmişizdir. Öl sayfamızın son sorusu ne diyormuş? Denklemle arkadaşlar bu nasıl bir çember denklemi böyle? Hocam biz gördüğümüz denklemlere benzemiyor. İlk 5 soru böyle değildi ki. Evet böyle değildi. İlk 5 soru şöyleydi mesela. x eksi 3 y eksi 3'ün karesi eşittir 25 gibiydi. Değil mi? E, bunu açtığın zaman ne olur? X kare. E buradan ne gelir açarsan? Y kare. İlk ikisini açarken ikinci dereceden olanları açtım. Eksi. Çarpımın iki katından ne verir? Eksi 4x. Çarpımın iki katından ne verir? Eksi 6x. Sabit terim. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 kaç yaptı? 9, 4, 13 yaptı. Bunu da içeri alsan mesela şu şekilde al bak benzedi bile. Yani çember denklemin yok artık. Aynısı mı gelmiş? Aynısı gelmiş. Örneğin dedim ya Allah'ın sevgili kuluyum var ya böyle bir şey olamaz. Şimdi şurada yemin etsem inanmazsınız. Denk geldi desem değil mi? Vallahi denk geldi. Neyse inananlar da olur elbet. Arkadaşlar bakın bu çemberin merkezi 2 yarı çapı pardon merkezi 2,3 yarı çapı da 5 bu şekildedir. Hmm, çember denklemine baktık. Demek ki bu şekilde geliyormuş. 2'ye 3 olan yarı çapı 5 olan burada var zaten. Ha deseniz ki bana hocam verdiğiniz örnek denk geldi tamam mı? Biz soruyu nasıl çözecektik? Bu soruyu şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Şurada 4x var. Burada x kare var. x kare artı 4x diye gruplandıracağız. Artı kalanlar y kare eksi 6y'dir. Ve sabit sayıyı al bunu karşıya fırlat. Eşittir 12. Şimdi bana şunu söyle. Buranın tam kare olması için buraya bir sayı eklemen lazım ya. Buraya da eklemen lazım. Kaç ekleyeceksin buralara? Her zaman biliyorsun kat sayının yarısının karesi. Kat sayının yarısının karesi yanına eklenir. 4 sayısının yarısı 2. Karesi yine 4. Şu şekilde gelmiştir. Eksi 6 sayısının yarısı eksi 3. Karesi 9. Bunlara eklediğin bu sayılarla buraları tam kare yapabilirsin. Kimin karesi oldu? x artı 2'nin karesi oldu artı. Kimin karesi oldu? Y eksi 3'ün karesi oldu. E peki karşıdaki 12 ne olacak öyle bekleyecek mi? Olmaz ki buraya 4 9 daha toplamda kaç ekledin? Sol tarafa 13 ekleyen öğrenci sağ tarafa 13 eklemeden olur mu hiç? Evet 13 12 daha kaç yaptı burası da 25 yaptı. İşte benim söylediğim 2 3 merkez şu şekilde. Aa, bir yanlışlık var efendim burada. Eksi 2 bizim merkezimiz ters işaret söylemeliyiz değil mi? E burada ne var? Artı 3 var ters işaret söyleyeceğiz ya. Eksi 2'ye 3. B şıkkına koştun hemen var ya. Eksi 2, 3 yarı çap 5. Az önce ya dikkatli bakmadım ya da denk getirdiğimi sandım denk getiremedim. Öyle bir şey de olabilir değil mi? Eksi 2'ye 3 oldu. Bir yere yarı çapta 5'ten 5'in karesi 25 oldu. Boşuna sevinmişiz az önce galiba arkadaşlar. Neyse ne yapalım? Ön sayfayı bitirdiğimize göre arka sayfaya gidelim. Evet arkadaşlar. Öndeki, öndeki, bir öndeki soruya çok benziyor. Bir önceki çözdüğümüz soruya. Diyor ki çemberin yarı çapı kök 13. Arkadaşlar hemen tam kare operasyonuna gidiyoruz. Y kare eksi pardon x kare eksi 2x'i birlikte yazıyoruz. Artı y kare artı 4y'yi birlikte yazıyoruz. p sayısını karşıya fırlatıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gelin hadi konuşalım. Bunun tam kare olması için buna 1 eklenmesi yeterlidir. Bunun tam kare olması için 4 eklenmesi yeterlidir. Kaç eklemem gerektiğini şöyle karar veriyorum. Bir önceki soruda yine söyledim ben. Bunun yarısını alıp karesini alıyorum. 4 sayısı yarısı 2 karesi 4. Bu şekilde yanında bulunduğunda bunlar tam kare olurlar. Kimin karesi oldu bu? x eksi 1'in tam karesi oldu bu. Kimin karesi? y artı 2'nin tam karesi oldu. Hocam 1, 4 daha 5 yapar. Sola 5 ekledik. O zaman sağ tarafa da 5 eklemeliyiz diyorsan doğru söylüyorsun. 5 eksi p'ye geldi. Ve çember denklemini ele geçiren öğrenci sana sesleniyorum. Çemberin denklemi şöyle değil miydi? x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Ön sayfada hep böyle bulduk. Yani bu eşittir r karedir arkadaşlar. Yarıçap nedir diyor? Kök 13'tür diyor. Yani kök 13'ün karesi şurası kaçtır? 13'tür. O zaman arkadaşlar o buraya bu buraya derseniz eğer 5, 13, 5 eksi 13 eşittir p oldu karşıya atınca. Yani eksi 8 bulmuşuzdur p değerini. Bu kadar geçtik. Diyor ki arkadaşlar çember belirtmektedir. Hocam çember belirtme nedir? Arkadaşlar çember belirtmesi için 3 tane şart bakılır. Genellikle iki tanedir bu. 1. O çember x kare y kare katsayıları dengeli olmalıdır. Mesela 2x kare 3y kare çember olamaz arkadaşlar. Elips hiperbol tarzı yani böyle yarı çapları farklı olan kısa uzun çıkan şekiller çember belirtmiyorlar biliyorsunuz. Farklı oluyorlar. Yani 2x kare 2y kare olur arkadaşlar. 3x kare 3y kare olur. Yani katsayıların eşitliği söz konusu. Bunu anlayacağız. 1. İkinci şartımız arkadaşlar x çarpıya bulunmayacak. Neden? Bu ne demek istiyorum? Şimdi ne demek istiyorum? x çarpıya bulunmayacak. Bulunmayacak. Şöyle düşününüz arkadaşlar. Bir çemberin denklemi x eksi a'nın karesi. y eksi b'nin karesi eşittir r kare formatında değil miydi? Şimdi bunun içinden y'li bir şey çıkması mümkün mü? Değil. Bunun içinden x'li bir şey çıkar mı? Çıkmaz. O zaman x çarpı y diye bir şey nereden gelecek? Gelemez. Bak x çarpıya getirmişti. Burada bunu çöpe atacaksın. Diyeceksin ki olmaz arkadaşım yemezler yemezler. Orası sıfırdır diyeceksin. Hoca sana az önce söyledi. Ne dedi? X kare y karenin katsayıları eşit olsun dedi. X karenin katsayısı m eksi 1. y karenin katsayısı da n. m eksi 1 eşittir n. Birinci şart onu söyledi sana. m eksi 1 eşittir n. İkinci şart ne söyledi sana? Burayı sıfırla dedi m eksi 2 n eşittir 0 dedi. Tam bunlara bakacağız. Hocam üçüncü şart nedir? Arkadaşlar çoğunlukla ikincisi iki tanesi yetiyor. Bu soruda iki tanesi yetecek. Üçüncüsü de diyor ki sen diyor bir çember buluyorsan bir yarıçap vardır ortada diyor. R'yi sıfırdan büyük yaparsan diyor çember denklemi belirtir. Çember reel çember belirtir. Şimdi R sıfırdan büyük olmazsa ne olur? R sıfır olursa çemberin yarı çapı olmaz. Sadece nokta belirtmiş olur arkadaşlar. O şekilde söylemiş olayım size. Tamam bu belirtme şartlarını bir göz önünde bulundurduk. Bunları kenara koyduk. Çember belirtiyor mu diye sorduğunda bunlara bakacaksınız. Tamam bana lazım olan şeyleri buradan alıyorum arkadaşlar. Siz bana gelin diyorum. Evet. M neyi çelal? m ne eşittir 1 yapmıştır. Buradan da M eşittir 2N çıkmıştır. O halde arkadaşlar ne yaparız ne yaparız? M gördüğümüz yere iki tane ne 2 tane N koyacakmışız. 2N-N eşittir 1. N eşittir 1 gelmiştir n1 olduğunda yerine koyunca m de 2 çıkmıştır. m tamam n tamam m a virgül b çemberde diyor. Bak n'yi kullanmış n gördüğümüz yer belli oldu 1 yazacağız. Art b demiş arkadaşlar onları henüz bulmadık. Onları da bulacağız. R yarıçap değeriydi arkadaşlar. Onları da bulacağız. Şöyle siz de gelin dedim. Şöyle böldüm. Artık çemberin denkleminde sayıları yerine koyup bitiriyorum. Bu işi hızlı bir şekilde. Ee, arkadaşlar m'i kaç bulduk? 2 bulduk. 2 eksi 1 kaç yapar? 1 yapar. Burası 1. Yani x kare artı y kare diye devam ederken. Niye y kare? Çünkü n de 1 arkadaşlar. Yerine koyduğunuz zaman. Değil mi? Burasını sıfırlamıştık zaten. m'i kaç bulmuştuk? 2. n'i kaç bulmuştuk? 1. m 2 idi. n 1 idi. Eksi 2 çarpı 2'den 4. x artı 2 y artı 2 eksi 1. 1 eşittir 0. Şu. Evet. Çemberin yarıçapını bulmak için arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Kazamız mübarek olsun. Yani işlem için biraz daha yer açmak gerekecek galiba. Yani Raşit Hocam birinci testteyiz. Yani gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Çocukları soğutacaksın çember analitiğinden. Şurada arkadaşlar tam kare yapacaktık. Sizinle öyle anlaşmıştık. X kare eksi 4x demiştik. Artı y kare artı 2y artı 1. Artı 1 eşittir 0. Kaçta hiçbir şey kalmadı. Aman Allah'ım. Eksi 4y y e kare. İnşallah işlem hatası yapmıyorumdur. Devam edeyim ben. Buraya kaç eklersem tam kare olur arkadaşlar? Buraya 4 eklemem lazım. Çünkü bu sayının yarısının karesini ekleyince tam kare oluyordu. E buraya 4 ekledim. Buraya bir şey eklemem gerekmiyor. Burası zaten şu anda dikkat etseniz y artı 1'in tam karesi olmuştur. Bu da x, x 2'nin şu an tam karesi oldu. Eşitliğin sol tarafına 4 ekleyen Bunda mavi renkle gösteren Kudret Bey buraya da 4 eklemek zorundadır. evet, çember denklemi çıkmıştır. Merkezimiz ters işaretli söyleyiniz 2. Ters işaret söyleyiniz eksi 1. Yorumlarda sormayın niye ters işaret diye. Birinci soruyu inceleyin arkadaşım lütfen. Anlattık o kadar. Yani şurası da R eşittir 2 oldu. Çünkü R kareydi burası. Yine birinci soruda var. Peki... M çarpı demiş. Gelin şimdi maşallah deyip bulduğumuz her şeyi yerine koyalım. M'imiz 2 bulunmuş arkadaşlar. A da buradaymış. A dediğimiz merkezin ilk bileşeni A burada da gösteriyor. A2 artı B merkezimizin ikinci bileşeni eksi 1. Ee, N1 arkadaşlar. Artı 1 eksi 1 yallah. Yallah mı? Evet yallahmış. Ee, R'de 2'ymiş. 2 i̇ki bölü 2 1 yaptı. 1 çarpı 2 2 yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle dedik 9 numaralı soruda x kare dedik tam kare yapmak istedik zaten x kare tam karedir deyip devam ettik. y kare eksi 4 y eksi 12 bunu buraya yazmak istemiyorum bunu tam kare yapacağım birazdan bunu ne eklemem gerektiğine karar veririm. 12'yi karşıya atıyorum sevgili arkadaşlar bu zaten tam karedir yanına bir şey eklemeye gerek yoktur bunu tam kare olsun diye yanındaki sayının yarısının karesi yani 4'ün yarısını yapar 2 karesi kaç yapar yine 4 yapar buraya 4 eklersek burası tam kare olur. E eşitliğin sol tarafına toplam 4 ekleyen önce sağ tarafına da 4 eklemiştir. Bakın x kare geldi. Burası kimin karesidir? Y eksi 2'nin karesidir. Eşittir 12 4 daha kaçtır? 16'dır. Şimdi sevgili arkadaşlar esasında 9 numaralı soruda bir konuşalım. Bir konuşalım. Niye? Burada bir şey öğrenelim. Bundan sonraki bütün testlerde uygulayalım bunu. Bakın şöyle bir kolaylığımız var. Burada arkadaşlar merkezi esasında tam kare yapmadan. Yani şu. Ameliyeye girmeden söyleyebilirsiniz. Bunun çok kolay bir yolu var. Biz tam kare yapmak için ne yapıyoruz normalde? Y'nin kaç sayısının yarısının karesini yanına ekliyoruz arkadaşlar. İşte siz bunun yarısının karesini yanına eklediğiniz için buradaki sayı eksi 2'ye dönüşmüş oluyor. Başta eksi 4 olan sayı sonda eksi 2'dir. Ve merkez söylerken bunun ters işaretini söylüyoruz testin başından beri. Eksi 2'nin ters işareti artı 2 getireceği için merkez artı 2 olmuştur. Yani bu saatten sonra sizin işiniz çok kolay olsun. Y'nin kat sayısına bakın arkadaşlar. Diyin ki y'nin kat eksi 4. Ben bu eksi 4 sayısını eksi 2'ye bölersem artı 2 olarak merkezi bulurum deyin. Bakın artı 2 olarak merkezi bulacaksınız. Bu şekilde burada söylemiş olacaksınız. O zaman ne yapalım arkadaşlar? İşimizi gerçekleştirelim. Artı 2'ye bölelim. Çünkü tam kare yapmak için yarısının karesini alıyoruz yarısını en baştan alıp bu şekilde buraya oturtunca merkez bulabiliyormuşuz. Hoca söylemiş oldu. Bunun merkezi x'li bir terim olmadığı için sıfırdır zaten merkez. Bu arada merkezini niye bulduk ki biz? Bize yarıçap lazım. Eşittir r kare 16 arkadaşlar. R sayısı 4 burada. R4. Bakın seri 4 p2 noktasından geçen aynı merkezli. Ha, tabii ki de merkez bulacaksın. Aynı merkezli diyor. Bulma da göreyim ben seni. Şimdi bir tane çember bulacaksın sen. Merkezin aynı 0,2. Ama 2'ye 4 noktasından geçeceksin. Yarı çapı kullanamazsın. Boşa buldun yarı çapı. Tamam ikiye 4 noktasından geçiyorsam eğer şu şekilde buradan iki nokta arası uzaklıktan buna ait olan yarı çapı bulabilirim demektir. Şuraya R dedim arkadaşlar. İki nokta arası uzaklıktan R eşittir. Kök açtım. X'lerin farkının karesi artı Y'lerin görünmüyor farkının karesi 4 şu şekilde. 2 geldi karesini aldım 4 geldi 4 oradan geldi 8 Arkadaşlar r kök 8 geldi. Çember denklemini yazarken 0 var 2 varsa eğer x eksi 0'ın karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir kök 8'in karesi. Yani 8 diyeceksiniz. 0 etkisiz olduğu için şunları kaldırın şu şekilde kalsın. Yani x kare lazım size x kare bunların hepsinde var. y eksi 2'nin karesi lazım sadece bunlar da var. 8 lazım sadece bunda var. Yani cevabımız c olmuş oldu böylece. O zaman 10 diyelim. Diyor ki merkezi x4 olan x eksenine teğet. Arkadaşlar burada da güzel bir şey söyleyelim. x eksenine teğet bir çember düşünür müsünüz lütfen? Bu çember x eksenine teğet olduğuna göre bakınız Ay, sadece x'e teğet olacaktı pardon. Y'ye de teğet yaptım olmaz böyle. Gel böyle. Sadece x eksenine teğet olan bu çemberin merkezi burasıdır. Merkezimiz dikkat ettiyseniz şöyle bir apsis içeriyor x ama ordinat getirirseniz r kadar geliyor. Yani siz x'e teğet bir çember görünce bu saatten sonra bu çemberin merkezinin ordinat değerinin yarıçap olduğunu söyleyiniz. E hocam x'e teğet dedi. Yarıçapı y'nin üstünden aldınız. Ne yani şimdi y eksenine teğet desek? Yarı çapı x'ten mi alacağız? Evet öyle yapacağız arkadaşlar ama işaretine bakmayın. Yarı çap pozitiftir. Yani adam sana eksi 2'ye 4 dedi diyelim. Y eksenine teğet bir çember verdi diyelim. Y eksenine teğet. Sen bunu çizerek yapabilirsin. Hiçbir sorun yok. Mantığını gördün. Çizim burada. Ortada. Ama y eksenine teğet deyince kısacası x'ten yarı çap alabilirsin. Bu eksi 2 yani artı 2 yarı çap olmuş olacaktır. Pratik olarak. Evet. Soruyu çözmeye devam arkadaşlar. 5 virgül eksi 4 demiş. Şimdi e, x80'e teğet olduğuna göre yarı çap y'dedir. Y'den yarı çap istiyorum. x 4ün mutlak değerini artı 4'tür. Bu çemberin yarı çapı artı 4. E, merkezi de zaten 5 virgül eksi 4tü Bana bu çemberin neyini soruyor? Denklemini soruyor arkadaşlar. Gelin oluşturalım. 5 var, x eksi 5'in karesi. Eksi 4 var, y artı 4'ün karesi eşittir yarı çapın karesi. 4'ün karesi 16 olmalıdır arkadaşlar. X eksi 5 kare. Şöyle yapalım. X eksi 5, x eksi 5, x eksi -5, 5 hepsi var. Tamam şimdi y artı 4 olmasını istiyoruz. Sadece bunlar da var. 16 olmasını istiyoruz. Sadece bunda var. Yani 10. sorunun cevabı denizli olmuştur arkadaşlar. O zaman devam edeyim. Devam edeyim. Ne? 10, 11. 11'imiz ne diyor? X ve Y eksenlerine. Evet. Ha, hoca şimdi bir önceki soruda konuştu. Güzel güzel anlattı. Tamam. Çocuklar dedi. X eksenine teğetse dedi. işte burası yarıçaptır dedi. Y eksenine teğetse de yarıçap çap X'tedir dedi bir önceki soruda söyledi. Şimdi hem x'e hem y'e teğet ise o zaman arkadaşlar her ikisi de yarı çaptır ve birbirine eşit olur. Tabii ki görsel olarak göreceğiz. Böyle ezbere iş olur mu? Şöyle atacağız ortaya bir tane çemberi. Bu çemberi tuttun. Koydun. Hem x eksenine hem y eksenine teğet koydun mesela. Ne oldu gördün mü? Hem burası yarı çap hem burası yarı çap. Ve merkez de burası yani. hani. Merkez de r virgül r çıkmış oldu. R virgül r. Heh, bundan bahsettim. Hangi bölgedeymiş? İkinci bölgedeymiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. A bunu atalım. A bunu da atalım. Şuradan bir tane çizelim. İkinci bölgeye almış olalım bunu. Y. Ve merkezimizi göstermek için şurası bizim merkezimiz. RR'dir. R, R'dir. R, eksi R artı R. Merkez eksi R artı R olmuştur. çemberin yarıçapı çapı da r'ye kat artır. Eksi 2, eksi K. Eksi 2, K. Eksi K nereden çıktı? Sallama. Ha. Eksi R eşittir. Eksi 2 derseniz R2 gelecektir. R2 gelince eksi 2 virgül artı 2 bu noktanın koordinatları ortaya çıkmış olacaktır. Yani merkezimiz eksi 2, 2, yarı 2. Gel denkleme gidelim seninle. X eksi eksi 2'den X artı 2'nin karesi artı Y 2'nin çıkarırsak şöyle karesi eşittir yarı çap 2, 2'nin karesi 4. Geldi mi geldi. Şimdi bunu açmamız gerekiyor arkadaşım. Şöyle geldik. Açıyoruz bunu. X kare artı Y kare. Yani bunun birinci dereceden pardon İkinci dereceden bunun da ikinci dereceden terimlerini açtık artı çarpımın iki katı 4x çarpımın iki katı eksi 4y 2'nin karesi 4 2'nin karesi, karesi 4 4 4 bir tane 4 gitsin karşıdaki 4'le bir tane 4 de bende kalsın böyle oldu bu şimdi şıklara gidelim x kare kare x kare kare bunların hepsi aynı arkadaşlar şimdi bana ne lazım artı 4x lazım artı 4x'imiz nerede var burada var burada var burada var burada var maşallah her yere koymuşlar eksi 4y nerede var burada var devamında Eksi 4 y bir de burada var arkadaşlar. Bir de artı 4 içerecekmiş burada var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bula 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 gittim. Elimde B seçeneği kaldı. X kare kare artı 4 x eksi 4 y artı Son kontrolümü de yaptım. 12 numaralı soruya geldim. Diyor ki denklemiyle verilen çemberin merkezinin koordinatlarının toplamıdır arkadaşlar. Merkez ne ola ki? Merkez A olduğunda x eksi A kare y eksi B kare. Evet eşittir R kare diye test başından beri ıkınıp ıkınıp duruyoruz. Şimdi adam buraya eksi 5 yazdıysa sen diyeceksin ki ha eksi a artı a işaret farkı var sadece diyeceksin. Bu eksi 5'i artı 5 olarak söyleyeceksin merkez söylerken. E şurada eksi 2 kök 3 olmaz tabii öyle şey mi olur? Y diyecek parantezi açacak içine 2 kök üç, eksi 5 diye yazacaksın böyle yapacaksın. Bak ne oldu? Y'den çıkardın kimi bunu? İşte bu senin merkezinin ikinci bileşenidir. 2 kök 3 eksi 5 şu şekilde merkezi bulduk. Bunların neyin toplamını soruyor? Hay hay diyoruz. Toplarsak eksi 5 artı 5'i götüreceği için 2 kök 3 sorunun cevabı olur diyoruz arkadaşlar. 13 numaralı sorumuz diyor ki x eşittir 2 doğrusu üzerinde merkezi olan. Şimdi ben bunu bu şekilde çizdim. X eşittir 2 doğrusunu da sana tahmini olarak şöyle gösterdim. Sen dedim x eşittir 2 doğrusu ol. Y ekseni üzerinde 6 birimlik kirişi olacak bir tane çemberimiz olacakmış. Bak şimdi gel. Şöyle biraz daha küçülsek olur mu? Nereye olur? Saçmalamış oluruz o zaman. X 2 doğrusu üzerine merkezi olacak. Y ekseninden giriş ayıracak. 6 birimlik bir giriş ayıracak. Yani şöyle tabii ki de tahmini olarak. Bunu burada tutabilecek miyim bilmiyorum. Burada mı burada mı burada mı sonra karar veririm ona. Şimdilik yukarıya atayım ben bunu. Böyle dursun rastgele x eşittir 2'nin üzerinde merkez var ya arkadaşlar. Merkez x eşittir 2'nin üzerinde olursa bunun apsi her türlü 2'dir zaten. Şimdi y eksenin üzerinde 6 birimlik kirişi varmış değil mi bu çemberin? Merkezden kirişe dik öğrenci. 3, 3 bul burayı. Tamam. E şu 2 senin apsis değerinde. Burası 2 idi. Al sana yarı çap zaten. Şuradan pisagor yapsan 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Kök 13 yarı çap bulacaksın. R eşittir. 2 13 buldun mu? Buldum. Peki çevre 2 pi r. yerine kök 13 koyacaksın. O da 2 kök 13 pi olacaktır elbet dedik ve tamamdır. Arkadaşlar iki tane yolumuz var. Bunu bir çizmeye çalışırız. Merkezimiz eksi 4 2'ymiş. Şimdi eksi 4 böyle bir yer. 2 de tahmini olarak böyle bir yerken. Bu çember de a böyle bir yerdir. Yarı çapı 5 birim olacakmış. Yarı çapı 5 birim olacak ve y ekseninin üzerinde kiriş ayıracakmış. Arkadaşlar şöyle olacak. Bakınız dik atınız. Apsisiniz 4 birim dikkat edin. 2 birim ordinatınız var. Yani aşağıya kadar 2 olması gerekiyor. Buranın toplam uzunluğunun. Ve yarı çapında 25'ten dolayı 5 olması gerekiyor. Burası 5 ise burası 3'tür. Y ekseninin üzerinde ayırdığı kirişin uzunluğu nedir diyor. 3 buradan 3 de buradan 6 olması gerekiyor sorunun cevabının. Ha diyebilirsiniz ki bana hocam burada 2 varken nasıl bir kısmı 3 oldu? Arkadaşlar çemberi yanlış çizmişiz. Böyle geçmiyormuş demek ki daha farklı geçiyormuş. Yani buna takılmaya çok gerek yok. Çünkü doğru çizim yaptığınızda da cevap değişmiş olmayacaktır. Ama şöyle bir güzel bir şey daha var tabii ki de söyleyelim hemen. Bu çemberin y'de ayırdığı kiriş ne demektir? Bir çember bir kere y ekseninde iki tane noktadan geçmedikçe kiriş ayırmaz. Yani şöyle bir çemberdir bu. Geçtiği noktalar buralardır. E, buralardan geçtiğine göre bu kirişin toplam boyunu ben bulabilirim. Y ekseninde kestiği noktaları bileceğim. Aradaki mesafeye bakacağım değil mi? Hemen x'e 0 ver y'yi keselim. 4'ün karesi kaç yaptı? 16. Karşı eksi olarak fırlattın. Y eksi 2'nin karesi 16 olarak ya 9 kaldı. Şimdi buradan devam edelim. Y eksi 2'nin karesi 9 olduğuna göre kimin karesi 9'dur arkadaşlar? Ya sayımız 3 olabilir ya da Eksi 3 olabilir. Eksi 3'ün karesi de artı 3'ün karesi de sonuç olarak 9'dur. Karşıya atarsam 5 buradan gelir. Karşıya atarsam da 1 buradan gelir. Yani eksi 1 gelir. Senin de gördüğün üzere bir eksi 1'de bir de 5'te kesiyormuşuz. E kirişin üzerinde y eksenin üzerinde ayırdığı kirişin toplam uzunluğu 6 birim olmuştur. Bir şey değişmemiştir dikkat ettiyseniz. Bu ilk testin son sorusu arkadaşlar. Başka test ve sorularda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.